Önce A'yı bulalım. Başlangıç dediği için sıfırıncı an, sıfırıncı dakika. 2 üzeri 0 artı 1 eşitmiş 30'a. Böylece arkadaşlar A buradan 3 oldu. Bunu sonuçta bulmamız gerekiyordu. Şimdi 15 çarpı 2 üzeri 2T. 2 üzeri 1'i de böyle ayırayım. Hatta buradan da 30 çarpı 4 üzeri 4, 4 üzeri T diyeyim. Daha düzgün bir görüntü olsun. Şimdi bu virüs sayısı arkadaşlar. Şimdi hangi zaman diliminde 4200'den fazla olacak? Şimdi bildiğimiz sayı olarak düşünelim. Bir kere 2 verseniz 16 çarpı 3480 çok az geldi. 3 versek 64 çarpı 3 30 1920 oluyor. O zaman bakın şimdi 3 verince 1920 oldu. Ben bunu o zaman 4 verirsem 4 üzeri 4 256 yapar. 256 çarpı 3'te Bayağı 7500 falan yapıyor. O zaman arkadaşlar kaç dakika sonra demiş en erken? Tabii ki 3 dakika olmadı. 4 dakikadan sonra gerçekten hatta bırakın yani 4200'ü bayağı 7500 falan oluyor. Zıt işaretli iki kök olduğunda konu anlatırken söylediğim için sebebini direkt söylemeyeceğim artık arkadaşlar bıktırıcı olabilir. Delta'ya bakmaya gerek yok çünkü kendiliğinden zaten delta büyüktür sıfır gelir işaretlerden dolayı. Yapacağınız iş zıt işaretli de köklerin hangisinin mutlak daha büyük olduğunu bilmediğimiz için sadece buna bakmamız yeterli. 4 eksi m kare c bölü a küçüktür sıfır olmalı çünkü artıyla eksinin çarpımı eksidir köklerden dolayı. Böylece köklerden bir tanesi arkadaşlar eksi 2 diğeri 2 diğeri de 9 bölü 2. Böylece. Artık ne ile başlayacağız? 4 eksi m kare olduğu için eksi, artı, eksi, artı. Bizden alabileceği rakamları demiş. O zaman eksi 2 ile 2 arasında 0 ve 1 var alabileceği. 9 bölü 2 yani 4 buçuktan sonra da 5, 6, 7, 8, 9 bunlar alır. 17, 7 daha 24, e, 6 daha 30, 6 daha 36 oldu. D şıkkı. Aritmetik dizi demiş. O zaman ne söyleriz arkadaşlar? A6 eşittir a1 artı 5d. Olay budur. Dolayısıyla a6 eksi a1 5d olacaktır. a6 e, baktığımız zaman kaça eşit hemen görelim. a6 log 3 eksi log 96 eşittir 5d. Buradan da log 31 bölü 32 yapar eşittir 5d oldu. Haliyle arkadaşlar eksi log 32 o da eksi log 2 5 demektir. Buradan da 5'i katsayı olarak öne at. Eksi 5 log 2 eşittir 5'de. 5 de. 5'ler gitti. Demek ki D arkadaşlar buradan eksi log 2'ymiş. Birincisinin e, ortak farkını bulduk. Gelelim ikinciye. 1 eksi 0.4 eksi 1 eksi 0.6. Aralarındaki fark kaç? 3. Demek ki o zaman bu da 3D'ye eşit. D de buradan eksi 0.2. Bu da e, eksi 1 bölü 5 yapar. Artık bunları çarpacağım. Eksi 1 bölü 5 çarpı eksi log 2. Eksiler birbirini götürdü. Log 2 bu 1 bölü 5'i de log 2'nin üstüne at. Log 2 üzeri 1 bölü 5 hatta log 5. dereceden kök 2. A şıkkı oldu. Burası arkadaşlar eksi işaretli. Nasıl anlarsınız? Log 2 bölü 3'ü ters çevir. Log 3 bölü 2 eksi yap. Burayı da 8 bölü 5 yap. Şimdi log 3 bölü 2 8 bölü 5. 3 bölü 2'nin eğer sıfırıncı kuvveti olsaydı 1 olurdu. 3 bölü 2'nin birinci kuvveti olsaydı 3 bölü 2 olurdu. 8 bölü 5 3 bölü 2'den büyük mü? Evet büyük. Sonuçta bu 1.5 bu 1.6. O zaman demek ki birden büyük bir sayı. E, önünde bir de eksi var. Bu eksi bir küsür bir şey. Demek ki o zaman bu en azından anladık ki baş kat eksi olan bir şey. Böylece x eksi log 3, 121 her iki tarafı eksiyle çarparsak işte böyle küçüktür. Sıfır olur arkadaşlar. İşaret eşitsizliği yön değiştirdim. Böylece x küçük eşit log 300, 321 oldu. Böylece log 321 de neye yakın? 4 olsa 81 olur. 4 küsür bir sayı x küçük eşit 4 küsür sayı o zaman en yakın 4 olacaktır c şıkkı. Yani burada soruda en önemli nokta şu işareti anlama kısmı. 3'e en yakın sayı hani 3'ü düşünelim hatta 3 olması için 21 vermeniz lazım değil mi? Şuraya bakıyorum ama çift sayı olması lazım. Böylece 21 değil de 22 veririm. 22 bölü 7 3 küsür bir sayıdır. Böylece sağlar. Yine 24 bölü 7, 26 bölü 7, 28 bölü 7 4'e eşit olacaktır. Hakikaten 4'ten küçük en büyük sayı 3'tür arkadaşlar. 30 verirseniz 30 bölü 7 tabii ki 4 küsür bir sayı olduğu için e 4 küsür sayıdan küçük ne var? 4 var. O yüzden en fazla 28 verebilirmişiz. Geldiğimiz zaman x bölü 5'i de yine eşitlediğimiz zaman 3'e x eşittir 15 derim. Şimdi artık büyük diyeceğiz ya o zaman arkadaşlar 15 verirsem olmaz. 15 bölü 5 3. 3'ten büyük en küçük sayı kaç? 4. O zaman 15 veremiyorum 13 veririm. 13 bölü 5. Sonra 11 veririm. Bu da olur arkadaşlar. Sonra 9 bölü 5 olursa bu bir küsür olduğu için bir küsürden büyük sayı 2 olur. O yüzden demek ki 13 ve 11 verebiliyor. Ama sağlayan sayılara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı sağladı B şıkkı. A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidilir? Önce ona bakalım. 1, 1, 1, 1. Böyle yapacaksınız tamam mı? Tek tek sayın farklı gelirse. 1, 1, burası 2. Sonra 1, 2, burası 3. 1, 2, 3. 3, 3, burası 6 oldu. Aşağı 3 ile inerim çünkü oradan başka gelecek yol yok. 3, 6, 9. Sonra arkadaşlar buradan bakın mecburen 6. Buradan da birleşince 9, 6 daha 15. 15 farklı yoldan B'ye ulaşırız. Bize ne demiş? C'ye ulaşma olasılığı nedir? C'ye giderek yani. O zaman C'den geçme durumuna bakalım. C'den geçecek şekilde kaç farklı şekilde gideriz? 1. Buralar yine 1. Burası yine 1. Böylece 1, 1. Burası 2 oldu arkadaşlar. Yine burası 3 e, oldu. 1, 2, 3 oldu. 3, 3, 6 oldu. C'den gideceğim için 6 buraya, 6 buraya birleşti. Burası da 12 oldu. Demek ki 12 bölü 15'ten sadeleştirirsek 4 bölü 5 D şıkkı. 7 farklı tam sayı değerinde süreksizse şöyle arkadaşlar. Normalde sürekli olması için tanımlı olması lazım. X a artı a, x artı 3 büyük eşit 0 olmalı. Demek ki burada bir eksi a kökü var, eksi 3 kökü var. Şimdi burada ama a'nın mı, 3'ün mü küçük olduğunu bilmiyorum. Önce a küçük olsun. O zaman artı ile başlar. Eksi artı. Bu aralıkta eksi a'dan bir fazla değerde Yine eksi 3'ten de bir küçük değer olan eksi 4'te arkadaşlar bu aralıkta bu kapalı aralıkta kesinlikle küçük olacağı için negatif olur. Böylece e, eksi 4 artı a eksi 1 ikisi de dahil olduğu için artı 1 ekliyorum 7 yapar. Böylece gerçekten a buradan 11 e, olmuş oldu. Hakikaten eksi 11, eksi 11 ile eksi 3 arasında cidden 7 tane sayı var bakın. Birincisi a 1 bir oldu. İkincisi arkadaşlar dediğim gibi Burada eksi 3 küçüktür. Eksi a da böyledir. Yine artı eksi artı olur. Eksi a'dan bir küçük değer eksi a eksi 1. Eksi 3'ten bir büyük değer eksi 2 yapar. Bu kapalı aralıkta arkadaşlar hep negatif değerler alacağı için o zaman tanımsız olur. Dolayısıyla süreksiz olur. Gör o zaman eksi a eksi 1 ile eksi 2 arasında kaç tane değer var arkadaşlar? Eksi a eksi 1'den eksi 2'yi çıkarırsam artı 2 olur. Bir de artı 1 ekleyeceğim. İkisi de dahil olduğu için. Ve bunların toplamı da 7 oldu. Bu birler birbirini götürdü. Öbür tarafa atarsam a eksi 5 oldu. Gerçekten bak yaz yerine burası eksi eksiden artı 5 olur. 5 ile eksi 3 arasında kaç sayı vardır? 7 tane sayı vardır arkadaşlar. Böylece a eksi 5 olabildi. A bir de 11 olabildi. Çarpımları da 55 eksi 55 e şıkkı. Sinix kaçtır diye sorulmuş ya biz şöyle dikdörtgene tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi artık şunu söyleyebiliriz bakın. Dikdörtgenden dolayı burası 12. Burası 16. 12, 16, 23 üçgeni. Bak burası 180 eksi x. Sin 180 eksi x zaten birbirini 180'e tamamladığı için sin eşittir. eşitti. Haliyle arkadaşlar 16 bölü 20'den 4'e böl 4 bölü 5 e şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir kere silecekler zaten böyle bir çember belirttiği için yarı çapları aynı olur. Böylece bunlar 6-6 olduğu için 6 3 ne zaman vardır? 30-30-120 üçgeninde. Haliyle alfa artı beta gördüğünüz gibi 60 derece oldu. Bu yüzden de tan atmış arkadaşlar köküçtür. E şıkkı. Polinomun önce bir denklemini yazalım. Baş kat sayı a. x 2 kökler verilmiş sonuçta. x-1 burası da x-2 eşittir px. Şimdi artık ax kare eksi 4. Biraz daha bunu kolay çarpabilmek için yapıyorum. x küp eksi x kare eksi 4x artı 4. Bu şimdi px. a'yı nasıl bulacağız? x'i 0 verdiğimizde y yes, eksi 4 gelmiş. O zaman 0 verdiğimizde a çarpı 4 eşittir eksi 4'ten a gördüğünüz gibi eksi 1 oldu haliyle arkadaşlar denklemimiz eksi x küp e, şey eksi parantezinde x küp eksi x kare eksi 4 x ve artı 4 oldu. Türevini alırsak eksi 3 x kare eksi 2 x eksi 4 olur. P türev x 0 verdiğimiz zaman bunlar gidecek. Böylece eksi eksiden P türev 0 arkadaşlar 4'e eşit olmuş olacak B şıkkı. Şimdi bu soruda arkadaşlar önce bir şunu söylemem lazım. Bazen ÖSYM bu negatif tanımlı ve pozitif tanımlı kavramını şöyle algılıyor. Ama onu zaten soruda muhakkak size bir nevi hani şıklarda yanlış yapmayacağınız şekilde verir. Bazen negatif tanımlıyı Y değerleri negatif tanımlı manasında söylüyor. Bazen de negatif tanımlıyı direkt X'leri kastediyoruz. Tamam mı? Mesela bir örnek göstereyim bu sorudan yola çıkarak. Şimdi burada AB tanım aralığında aslında bu fonksiyon pozitif tanımlı deriz. Yalnız öyle bir durum oluyor ki bazen pozitif tanımlıdan kastettiği şu y değerleri oluyor. Mesela bakın bu fonksiyon y fonksiyonu pozitif tanımlı ama negatif değerlidir. Çünkü y değerleri negatif. Ancak arkadaşlar bazı sorularda ÖSYM e negatif tanımlı diyerek direkt bu y değerleri kastetmiş. E hocam biz ne yapacağız? hiç merak etmeyin. Şimdi bu soruda önemli çünkü cevap şıkkı D demiş ama B olacak buna göre o zaman. Ya da B düşünenler D'de bulacak. Yani bir kafa karışıklığı oluyor. Biz şöyle düşünelim bu soruyu. Pozitif tanımlı dediği zaman x'leri kastediyor algılayalım. Tamam veya negatif tanımlı fark etmez. X'leri kastediyor diye düşünelim. Ona göre hareket edelim. Sınavda dediğim gibi ÖSYM e sorarsa merak etme. Kafan karışsa bile zaten şıklarda ona göre verir sana. Yani negatif tanımlı der mesela. Gerçekten orada aslında anlaman gereken y'lerin negatif tanımlı olduğudur. Böylece soru sana hata yaptırmaz. Yani öyle bir insafsızlık olmaz soruda. Ben şu an anlamamız gereken doğruya göre hareket ediyorum. Tanım demek hep x ile alakalıdır. Bu yüzden buna göre bakacağım. Şimdi işin içinde tanımlılık girdiği için fx çarpı gx bunun ve bunun arkadaşlar bir kere gördüğünüz gibi zaten İkisi de AB aralığında tanımlı olduğu için bu fonksiyon arkadaşlar AB aralığında tanımlı olduğundan dolayı yine pozitif tanımlı olacak. Yani şunları ben eleyeceğim soruda. Sonra arkadaşlar geleceğim azalan artanlığa. Bir şeyin azalan artanlığı nasıl anlaşılır arkadaşlar? Türevine bakarak grafikten anlayamıyorsunuz. Böylece f türev x çarpı gx artı g türev x çarpı fx eksi 2x. f türev x fonksiyon Artan fonksiyon olduğu için artı. Gx negatif değerli o yüzden eksi. Y değerleri eksi. F türev x e şey g türev x pardon negatif çünkü fonksiyon azalan. Fx de pozitif değerli. Böylece eksi artı eksi geldi. Eksi 2x zaten x'e ne verirsek verelim negatif olacağı için. O zaman bakın eksi geldi arkadaşlar. Demek ki bu fonksiyon azalanmış. Bu yüzden cevap b şıkkı olur.